Güzel bir Uşak gününden merhabalar. Kimine göre bekarlık sultanlıkken, kimine göre de evlilik krallık. Peki Uşak halkına göre bekarlık sultanlık mıdır, değil midir? Siz bu soruyu düşüne durun, biz de Uşak halkına soralım. Bekarlık sultanlık mıdır? Ben bekarım, hem de nasıl sultanlıktır. Verebilirsin, everin, evlenirim. Ama sen zaten sultanım diyorsun. Tabii sultanım canım, ağayım ben, Yediköy vakasıyım. Peki siz neler söyleyeceksiniz? Bekarlık sultanlık mıdır? Hayır efendim, evlilik gibi yoktur. O zaman siz evlilik krallık diyenlerdensiniz. Evet efendim, ben 78 yaşındayım. Evet. 82 sene kalmıştır. Ama emin olun, evliliğin üzerine bir şey kurulamaz, tutulamaz yani. Siz evli misiniz peki? Peki bekarlık sultanlık mıdır? Zor bir soru. Evlilik daha güzel. Evlilik daha. O zaman siz evlilik krallık diyenlerdensiniz. O çok zor oldu şimdi. Tabii. Ne krallık diyelim? Hanım eğer izliyorsa evde sorar. Der ki neden sen şimdi bekarlık sultanlık taraftarı gibi görünüyor şu an? O zaman krallık diyelim. Krallık ağır bassın. Öyle. Peki siz? Sorunuzu yıllar öncesinde ben bir arkadaşıma sormuştum. O bana şunu söyledi. Dedi ki hiç çorap yıkayan sultan gördün mü? Ütü yapan sultan gördün mü? Yemek yapan sultan gördün mü demişti. Onun için sultanlık evet. Değil. Neye dayanarak böyle dediniz? Çok mutluyum bekar olarak. Neden? Bir dakika, neden oraya soruyorum ben? Size de sormuşum oysa. Bekarlık sultanlık mıdır? Hayır, değildir. Neden peki? Vallahi evli olmak her şeyden iyi yani. Evlisiniz ve mutlusunuz. Evet. Yani yaşlı, güzel, ömürleri birlikte geçmiş çifte sorayım. Bekarlık sultanlık derler. Peki bekarlık sultanlık mıdır, değil midir? İlk önce bir amcama sorayım, sonra teyzeme sorayım. Amcacığım. Değildir. Neden değildir? O afak bir söz. Siz evli olmaktan mutlusunuz. Biz 59'da evlendik, daha yaşıyoruz bak. Oh ne güzel, Allah ayırmasın inşallah. İnşallah. Peki teyzeciğim, sana göre bekarlık sultanlık mıdır? Evliliği iyidir yavrum. Ya bak iki ihtiyar yaşıyoruz. Lazım. Abdestimizi alıyoruz, namazımızı kılıyoruz. Allah'a şükür iyiyiz. Hep derler ki bekarlık sultanlık. Eyvallah. Bekarlık sultanlık soru, mıdır? Soru zor ya, biz evliyiz. Evet evlisiniz. Hanım izler diye mi şu an bir cevapta kaçınma oldu. Sorsak bekarlık sultanlık mıdır? Arkadaş daha iyi. Efendim? Evlilik hayatımız tehlikeye girmez. Aa, peki siz cevap verecek misiniz? Valla sultanlık bence öyle yani. Siz şu anda sultanlığı özlemiş gibisiniz. Değiştireyim biraz. Kamera çekiyor muydu? Yok canım, evlilik kadar güzel bir şey yok ya. Evet evet. Tüm bekarlara söyleyeyim yani, hemen evlensinler. Siz bayağı evlilikten mutluluk duyuyorsunuz demek. Diyorum yani. Şey yapmayın yani. Hiç bekar kalmasın. Siz? Yani şükür ya halimize. Güzeldir. Hayır maalesef. Neden? 40 yaşındayım hala bekarım. Sen evlilik istiyorsun o halde. Çünkü o olay çekiyor. Biziz, merhaba. Bekar mısınız, evli misiniz? Önce onu sorayım. Şanlıyız. Peki siz? Evet. İlk... O adam. Evet o adam sizsiniz. Evet söylüyorum o zaman sorumu. Bekarlık sultanlık mıdır? Soru bu mu? Bekarlık sultanlıktır ya. Neden peki böyle dediniz? Evlenene kadar sultanlıktır. Evlendikten sonra evlilik sultanlıktır. Biliyorsunuz. Çok politik oldu. Peki size sorayım. Siz daha yeni taze nişanlısınız. Evliliğe adım atacaksınız. Ben aksi bir şey söyleyemem herhalde. Evlilik sultanlıktır yani. Eş izler diye mi hani? Eş adayı izler. Sonra sen ne diyorsun mu der? Vallahi çok kötü olur benim için. Peki. Topa girmemeyi düşünüyorum yani. Çok teşekkür. Neden peki? Çünkü evlendiğiniz zaman doğru insanı bulmuş oluyorsunuz hayatınızda. Bir eşiniz oluyor, arkadaşınız, dostunuz oluyor. Ben böyle düşünüyorum. Her şeyiniz oluyor. Evet, aynen. Bekarlara da saygı duyuyorum. Hayır, değildir. Sevdikten sonra hiç de bekarlık sultanlık değildir. Oo, siz evlilikten mutlusunuz o halde. Mutluyum, gerçekten mutluyum. Şimdi bir düşünüre sormuşlar. Demişler ki üstad evlenelim mi evlenmeyelim? Bu işin sırrı nedir diye. İkisini de deneyin. Nasıl olsa pişman olacaksınız demiş. Yani ya hanımefendi yanında şimdi pişmanlık mı yaşanıyor? Estağfurullah.
İkisine de pişmanlık dedim zaten. İnsanoğlu yokluğunu hissettiği şeyleri arar. Yani evli bir insanın bekar olması düşünülemez. Bekar bir insan da evlenmeden bunu düşünemez. O yüzden ikisinin de güzel ve kötü tarafları var. Kanımca ama tercihimiz evlilikten yana. O zaman siz evlilik krallık diyenlerden misiniz? Evet. Evet, kesin. Peki hanımefendi, şöyle ben yanına geçeyim. Bekarlık sultanlık mıdır size göre? Bence değil. Peki siz neye dayanarak böyle söylüyorsunuz? Yani evlilik bir anlamda bana göre özgürlük. Eşinizle her zaman her ortama girebilirsiniz. Saat mefhumu yoktur. Yani bana göre özgürlük evlilik. O zaman siz iki güzel evli çift olarak krallığı yaşıyorsunuz diyebiliriz. Şükür. Evet. Tam adamını buldunuz yani. Bekar mısınız, evli misiniz? Önce onu sorayım. Bir daha önce boşandım. Evet. Bir şey söylemeyin. Peki bekarlık sultanlık diyenlerden halt misiniz? Halt etmiş. Onu diyen halt etmiş. Hayır. Neden? Değildir. Neden? Bekarlık sultanlık değildir işte. Kendi çamaşırını yıkayan bir sultan var mı? Yok. Kendisi yapan bir sultan var mı? Yok. Neye dayanarak böyle bir evet dediniz? Kendi maaşım var. Kendi özgürlüğüm var. Evet. Kendi bunun tadını var. Ha? Ve bunun tadını çıkartıyorsun. Bunun tadını çıkartıyorum. Kesinlikle sultanlıktır. Peki neye göre kesinlikle dediniz? Yani evlenenleri en azından örnek olarak görebiliyoruz ve günümüzde çok fazla boşanan yani çiftler var diyeyim. Evet. O şekilde bize de örnek oluyorlar bu şekilde. Ve evlilikten soğudunuz mu bu dediklerinden sonra? Evet, kesinlikle ve çevre baskısından da bunu aldım açıkçası. Hani işim varsa tamam artık. Niye evlensin? Evet, kesinlikle evlen. O şekilde. Evet. Neye göre evet? En azından özgür yaşamaya göre evet. Yani her istediğini yapabiliyorsun, rahatsın, kafan rahat. Yani o yüzden rahat yani. Neye göre sultanlıktır? Neye göre sultanlıktır? Neye göre sultanlık? Bekarlık. Bilmiyorum, yalnızlık güzeldir ya. Yok kızım, evlilik güzeldir. Evlensin gençler. Güzel bir mutlu yuva kursunlar. Siz ama tam tersi bir şey diyorsunuz. Doğru demişler diyorsun. İyi demişler ya, doğru demişler. Neden öyle demişler? İşte istediğim olmadı mı dünyada var oluyor yani, anladın mı? Değil. Neden peki? Ya ben evlenince daha mutlu olduğumu fark ettim. Onun doyumu, tadı daha farklı. Hala doymuyorum mesela. Hani çocuk olunca daha da ballandı. Peki size göre? İyi de ondan. Karnına demek ki. Babaanne. Evet. Evli misiniz, bekar mısınız? Önce onu sorayım. Evliyiz, torun sahibiyiz. Peki siz? Aynen. Peki o halde. Bu zamana kadar evlisiniz, torunlarınız olmuş. Bekarlık sultanlık. Bekarlık sultanlık diyorlar. Size göre sultanlık hayır, mıdır? Hayır, hayır, hayır. Neden hayır, hayır, hayır? Şimdi güzel kızım, evliliğini bilmeyenlerdir onunla bekarlık sultanlık diyenler. Siz artık evliliğin tadına, doyumuna ulaşmışsınız. 36 yıllık evliyim ben. Benim torunlarım var koca koca. Geldiler mi evin işi bir başka oluyor. Bundan güzel bir şey var mı ya? Ben mutluyum hani. Peki size göre? Evlilik güzel bir olaydır bence. Torun sevgisi. Evet. Siz de torun sahibisiniz. Elbette. Kızım var Ankara'da, burada. Ya. Onun tatları bambaşka diyorsunuz. Geldiler, karneleri aldılar. Geldiler, cumartesi günü de gidecekler. Oo, yürek burkuldu bir de şimdi. Ya, evet. Bilmiyorum. Nasıl yani? Ona göre değişiyor. Aile yapısına göre değişiyor. Öyle değil mi? Aynen. Çok teşekkür ederiz. Kazanırsan, kazanırsan, paran varsa, istediğin yerde geziyorsan bekarlık sultanlık. Ama eşini bulduğunsa, güzel güzel yaşıyorsan o zaman da evlilik sultanlık. Anasına anne, babasına baba diyeceğiz galiba artık. Çınırmazsa sen kalır.